Şimdi Doğan Kabak'la Geldi Anlat bölümüne geçiyoruz. Son bölümümüz. Hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldunuz mu? Lütfen. Eskiden 80.630 vardı. Efsaneydi. Şu an yok. Yonca vardı. Yonca'da çok takılmadım. Ama 80.630'da bayağı takılıyordum. Güzel. Orası bir şey kafası vardı. Burası daha elit falan. Herkese almıyorlar falan. Böyle bir şehir efsanesi vardı. Aslında herkese alıyorlardı yani. Davetle falan geliyordu ilk başlarda. Öyle geyikleri vardı. Tabii ki yani her Türk genci gibi ben de arkadaşlık sitelerinde takıldım yani. Bizim zamanımızda ICQ vardı. ICQ şimdi genç arkadaşlar bilmez tabii. ICQ vardı. Orası da arkadaşlık sitesi gibi kullanılıyordu. Peki. Ününüzü ve fenomenliğinizi kullanarak hallettiğiniz işler oluyor mu? Ya açıkçası böyle şeylerden biraz utanıyorum açıkçası. Yani bir tarafı hoşuma gidiyor ama biraz da utanıyorum. Tabii ki gün içinde oluyor örnekler çok tabii ki de. Genelde onları kullanmama taraftarıyım ben. Bu biraz aileden gelen terbiye ile alakalı bir şey. Yani ailen hep şeyi öğrettiği için işte kimsenin hakkını yeme, hakkaniyetli ol falan hep gibi şeyler. Bir kere pasaport kuyruğunda içeriden bir arkadaş çıkıp bir anda pasaportumu elimden alıp sıradan beni kendi kendine çıkartmış oldu. Yani bir kere öyle yani elle tutulur bir örnek onu yaşadım ama onun haricinde fazla kullanmayı istemiyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. Doğru. Dinlediğiniz ama başkalarına söylemekten utandığınız bir şarkı var mı? Var. Yani bir arkadaş grubumuz var. Çok da eğlenceliyizdir yani. Öyle hani kalkar oynarız ederiz falan da. Hani öyle bir tarafımız da var. Bir tane işte tekne kiralamıştık bu yaz. Orada Bum Bum diye bir şarkı var biliyor musun? Bilmiyorsan da bilme zaten. Arkadaşlar siz de bilmeyin. Ama çok güzel oynanıyor şarkıda. O şarkıyı açıp böyle bütün gün boyunca oynamıştık. O şarkıyı dinlediğim insanlar bilse utanırdım yani evet. Bum Bum diye bir şarkı. Hemen yayından sonra dinleyeceğim. Aşağı linkini bırakıyorum arkadaşlar. Peki. Depresyona girer misiniz? Ya şöyle az... Hiç öyle yani, birine benzemiyorsunuz aslında. Az zamanla giriyorum. Giriyorum ya. Bence giriyorum ya. Ama böyle hani nasıl anlatayım? Ölümcül düşmüyorum. Bu sadece beni biraz düşünceli yapıyor. Ama hayat da biraz böyle bir şey bence. Yani biraz inişler çıkışlar olmalı ki. Yani düşünsene hep şuradasın ve mutlusun. O zaman mutluluğu çok fazla hissedemiyorsun. Biraz düşmen lazım ki şurada bir mutluluk var oraya çıkayım diyebilesin. O yüzden biraz o inişler çıkışlar hoşuma da giden şeyler bir taraftan yani. Bazen durgunlaşıyorum. Depresyon yani elle tutulur bir depresyona girdim mi dersen hayatım önce girmedim. Ama düştüğüm ve durgunlaştığım zamanlar oluyor tabii ki. Hiç öyle görünmüyor muyum ya hakikaten? Gerçekten. Hep böyle ben. Bum Bum şarkısıyla oynuyor muyum? Bum Bum'la dans ediyormuş gibi. Ya şöyle demeye çalıştım. Pozitif bir şey alıyorum. Kesinlikle. Hani etrafınızda biri düşse bile sanki onu da siz yükseltir misiniz gibi bir havanız var. Kesinlikle. Bak Ümit de öyledir mesela işte bahsettik yani. Ümit'in de Ümit'i de hani bu kadar hayatın yer olmasının belki en önemli sebeplerinden biri budur. Yani ben de öyleyimdir. Böyle insanlar çok yok açıkçası. Şimdi kendimi de övüyor gibi olmuyor. Böyle insanlar çok yok açıkçası. Ama çok güzel bir his yani Ümit üzerinden anlatırsam. Yani moralin bozuk olduğunda bile, canı sıkkın olduğunda bile gittiğinde yani o seni yükseltir. Ben de biraz öyleyimdir. Ona özen gösteririm yani insanları yükseltmeye. O zaman çünkü kendin de yükseliyorsun ister istemez. Kesinlikle. Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğiniz bir zaman dilimi var mı? Geçmişe baktığınızda. Keşke işte 1920'lerin Amerika'sında olsaydım veya işte şöyle bir savaşın içinde cephede savaşsaydım gibi gibi. Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün yanında olmak isterdim. Evet. Oradaki çünkü yani nasıl anlatayım? O hayatım boyunca uğraşıp da yapamayacağım bir efsane ve işte yıl 2020 hala herkesin bütün dünyanın dilinde. Orada olmak isterdim yani. Oradaki gençlerin arasında olmak isterdim. Son olarak hayat felsefeniz nedir? Hayat mottonuz nedir? Yani şöyle zamanda her şey için biraz fazla kastım.
Hayat mottom aslında tam olarak hayırlısıysa olsun. Hayat mottom bu. Yani zamanında şöyle şeyler ya. Yani bir böyle bir şey için bir obje bir olabilir bu. İşte askerlikte usta birliğinin düşeceği yere kadar olabilir. Her şeyi düşün. Onunla ilgili böyle çok kastırdığım ve işte Allah'ım lütfen olsun diye böyle sabahlara kadar dua ettiğim şeyler oldu. Ama sonları çok hayırlı olmadı. Evet. O yüzden yani her şey hayırlısıysa olsun. Tam olarak hayat mottom bu yani. Yani hayırlısı değilse de olmasın hiç önemli değil yani. Gayet güzel. Doğan Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza. Ben teşekkür ederim. Için. Yeni projelerinizde, YouTube'da, videolarınızda başarılar diliyoruz. Zevkle izlemeye çok devam edeceğiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bu kadar özenle hazırlandığınız için. Sorular çok çok güzeldi çünkü. Böyle gelişi güzel değildi. Bayağı araştırma yapılarak. Evet, benim de mutlulukla cevapladığım sorular oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ Biz olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bugünlük görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.